Pelin. Deniz, ne yaptın sen? İsteyerek olmadı. Özür dilerim. Pelin, sen iyi misin? Gerçekten Pelin, isteyerek gitmedim. Bir an kendimi kaybettim işte ya, özür dilerim. Deniz, lütfen konuşma. Kes sesini. Zaten bunun hesabını da soracağım sana. Pis yılan, ne olacak? Özgür, Deniz onu soruyor, ben de gördüm. Sen ne karışıyorsun ya? Sana soran oldu mu? Mehmet, sen de sus lütfen. Hadi. Biz Medico'ya gidelim. Pelin, sakın bir daha adım ağzına. Fena, ne oluyor? Kim bu beyefendi? Vallahi en iyisi sana bunu Diloş açıklasın. Diloş mu? Aynen. Çünkü Harun Bey'i yakından tanıyan kendisi. Diloş? Endişelenme. Diloş yine numara yapıyor. Kalk bakalım Diloş. Boşuna uğraşma, artık yolun sonuna geldin. Yeter ama. Biri burada ne döndüğünü bana anlatsın. Çabuk. Celal Bey. Galiba Diloş size anlatmadı. Ben Diloş'un sizden önce ağına düşürdüğü adamım. Ne? Diloş? Ama gün oldu ya. Vallahi canım çıktı. Şimdi güzel bir çay demleriz. Üstüne bir de ayaklarımızı uzattık mı? Tamam. Siz takılın gençler. Ben çıkacağım. Nereye gidiyorsun? Pelin'i mi göreceksin? Ya yok. Bir iki arkadaşım var. Eskilerden, onlarla buluşacağım. Eski bir iki arkadaş. Ulan senin benden başka arkadaşın mı var? Ay Ozan, rahat bıraksana çocuğu ya. Yani onun bizden başka da bir hayatı var değil mi? Evet abi. Hem bu ne böyle ya? Yine yapışık 300'e bağladık, farkında mısınız? Sizin yine bugün ikinizde bir haller var ama neyse, hadi bakalım. Vallahi yok bir şey abicim. Her neyse. Ben yukarı çıkıyorum. Üstümü değiştirip oradan da çıkacağım. Siz bakın keyfinize. Aa! Tanımıyorum dedim ya Celal. Diloş. Senin adetin bu zaten. Yolduğun adamları tanımazlıktan gelirsin. Lütfen dinleme bunları Celal. Yalan söylüyorlar. Derhal bir açıklama bekliyorum Diloş. Baba, ben açıklayayım. Bizim Diloş'un huyu buymuş. Zengin adamları kendine aşık edip daha sonra malını mülkünü alıp kaçmak. Doğru değil, değil mi bu Diloş? Lütfen, yalan söylüyorlar be. Celal, bırak Harun Bey her şeyi açıklasın. İnanın doğru Celal Bey. İftira atıyorsunuz. Sizden önce aynı şeyleri ben de yaşadım. Hayır. Hayır, ben buna inanmam. İnanamam. Harun Bey,
Şu fotoğrafları gösterir misiniz lütfen? İnanmayacağınızı bildiğim için fotoğrafları yanımda getirdim. Diloş'ta Kemer'deki tatil fotoğraflarımız. İşte buyurun. Dahası da var baba. Bizim Diloş Harun Bey'i batırmış. Daha sonra da konuşmasın diye senetleri alıp kaçmış. Evet Celal, bak senetler de burada. Hemşire Hanım, ciddi bir şey yok değil mi? Merak etmeyin, ufak bir açılma sadece. Dikişe bile gerek kalmadı. Şunu da yapıştırdık mı? Tamam. Sağ olun. Geçmiş olsun. O taşra faresini bir elime geçirsem yapacağımı biliyorum ama. Pelin lütfen, kız isteyerek yapmadı sonuçta. Özgür saldırdı bana ya, görmedin mi? Ne yapıyorsunuz burada? Pelin. Ne oldu kızım annene? Kim yaptı? Bunu o sevgili kızın Deniz'e sor. Allah Allah. Ne oldu diyorum ya? Sana ne? İyi olup olmaması çok umurunda sanki. Bana bak. Düzgün konuş. Böyle bir tartışmanın ne yeri ne de zamanı. Söylesene kızım ne oldu? Kim yaptı bunu? Kim mi yaptı? Senin kızın yaptı baba. Öz kızın. Mehmet, ben gerçekten Pelin'i isteyerek gitmedim. Öyle bir an kendimi kaybettim işte. Tamam, üzme kendini bu kadar. Hem senin yanında kim olsa sinirlenirdi. Hem zaten o kadar çok üzerime geldi ki ben zor dayandım. Sonra da biliyorum canım, biliyorum. Hem Pelin'e de bir şey olmadı zaten. Şimdi çok sinirli ya, ondan abartıyor işte. Her zamanki Pelin yani. Neden benim hayatımda her şey kötü gitmek zorunda? Denizciğim, yapma böyle. Bak beni de üzüyorsun. Şu halime bak ya. Allah kahretsin. Geçecek canım, geçecek. Hepsi geçecek. Bak, ben hep senin yanındayım. Tamam. Şimdi ne lazım bize? Bak şimdi dönürüm. Bir su dolu kap, kepçe, bıçak, ekmek... Bir de çarşaf. Onlar tamam say. Başka? Bir de piknik tüpü. Tamam, kömürlük de var. Aa, dur sen çıkma böyle. Banyolusun. Suna getirsin. Suna! Suna! Efendim. Gel. Yavrum, kömürlükteki küçük tüpü getir. Ne yapacaksınız tüpü? Lazım kızım, sen getir. Ay ne oluyor bugün size? Bunlar ne? Bak, bunlar üzerlik kızım. Aha, bu da kurşun. Ne olacak şimdi bunlar? Yavrum üzerlik bu işte yakılacak. He, kurşun da dökülür. Başka ne yapılır? İyi de nereden çıktı şimdi bu? Kız, senin nişan neredeyse bozuluyordu. Baban desen kaza yapacaktı. Çok nazara geliyoruz, çok. He, ama evvelallah önlemini alacağız. Bunlar çok ilmi şeyler kızım. He,
Çok ilmi, evet. Yavrum neyse ne, kesinlikle yapılması gerekiyor bunların. Sen git tüpü getir. Sana soruyorum, sana. Bunlar doğru mu dedim, doğru mu? Celal, her şeyi açıklayacaktım. Bak, evet bundan önce çok hata yaptım ama sen... Ama sen başkasın diyeceksin, öyle mi? Yemezler güzelim, kimse inanmaz artık bunlara. Kim bilir Harun Bey'den önce kimleri soydun? Annem haklı. Yok güzellik salonu, yok araba. Bunların hepsi mamülk içindi. Kapatın çenenizi. Celal, bak iki dakika yalnız kalalım, her şeyi açıklayacağım. Yeter! Kes sesini! Siz yine de çok şanslısınız Celal Bey. En azından sırtınızı yaslayacağınız bir karınız da oğlunuz var. Harun Bey, buyurun senetlerinizi. Gerçekleri ortaya çıkarmama yardımcı olduğunuz için çok teşekkür ederim. Ne olur dinle beni. Yeter! Celal anlatacaktım. Allah kahretsin seni. Allah kahretsin! Çocuklar, siz beni yanlış anlıyorsunuz. Siz ikiniz de benim göz bebeğimsiniz. Ben sizi canımdan çok seviyorum. Bizim hiçbir şeyi yanlış anladığımız yok, tamam mı? Her şey apaçık ortada işte. Pelin'cim, nasıl oldu bilmiyorum ama ben Deniz adına senden özür dilerim. O da bunun yanlış olduğunu anlamıştır herhalde. Bakın, zor bir dönemden geçiyoruz. Onun için hepimizin birbirine karşı biraz daha anlayışlı olması gerekir. Neye karşı anlayışlı olacağız? Yalanlarına mı? Sen bize ihanet ettin. Sana bakınca bu adam benim babam olamaz diyor. Ben kimseye ihanet etmedim. Ve ben tabii ki hala senin baban. Yani... Hiçbir şey değişmedi. Hiçbir şey eskisi gibi olmayacak. Farkında değil misin? Pelin'cim bak. Sakın. Sakın konuşma. Şimdi o sevgili kızına git. Bizi de rahat bırak. Pelin'cim. Özgür. Ben çıkıyorum. Güle güle. Ozan nerede? Banyo yapıyor. Vay vay vay. Thank you.
hiç içime sinmiyor. Tamam canım, merak etme, ben iyiyim, sen git. Emin misin? Eminim gerçekten. Hatta ben de dışarı çıkayım, biraz dolaşayım, hava alayım. İyi, hadi. Sen yanlış yapmadın baba. Sen sadece çok iyi bir insansın. Ben bunu şu dünyanın en tatlı kadını zannetmiştim. Ona aşık oldum. İnandım. Ama değilmiş işte. Bak bunu öğrendiğimiz ne kadar iyi oldu. Ya hiç öğrenemeseydik. Şu dünyada insan sevgiyi, aşkı böylesine kötü yapılabiliyorsa... Allah kahretsin böyle dünyayı. Baba. Sen hiç merak etme. Bak göreceksin. Bunu da birlikte yaşayacağız. Benim aslanım olsun. Canım benim. Hatta ağzından onun için Antalya'ya kadar gittim. Ama senetler. Senetler yüzünden onu ikna edemedim. Sen ciddi misin? Ah be çocuğum, neden o zaman bana her şeyi anlatmadın? Sana her şeyi anlatmaya çalıştım baba. Ama ben hiç dinlemedim ki. Aşk gözüm kör etmiştir. Bak. Ama ne yapayım? Sevmenin neresi yanlış benim hala aklım almıyor. Ben hiç uslanmayacağım. Yalancının mumu yatsıya kadar yanarmış güzelim. Çantamı da sen çaldırdın değil mi? Aynen öyle. Kiminle uğraştığını anlamışsındır artık. Allah'ın belası. Çekeçede! Az bile yaptım sana. Ben o senetleri almasaydım sen Celal'e kim bilir daha neler yapmıştın. Senin gibi başkalarıyla karıştırmayacağım kesin. Kes sesini. Bana bak. Sen benim kim olduğumu bilmiyorsun. Senin kim olduğunu çok iyi biliyorum. Sen boyun kadar oğlundan utanmadan başka adamların peşinden giden adi kadının tekisin. Bana bak. Doğru konuş. Yoksa senin için çok kötü olur. Yok canım. Kolaydı. Çabuk çık git bu evden. Defol. Sen kimin elinden kimi kovuyorsun ya? Unuttun galiba. Bu ev artık senin değil. Celal sana çoktan tekmeyi bastı. Öyle mi? E artık sana da tekmeyi basacak. Anneciğim ne oldu, iyi misin? İyiyim canım. Dalmışım. Acıktın mı, yemek hazırlayayım mı sana? İstemiyorum, acıkmadım. Hoş geldiniz. Merhaba anneciğim. Pelinciğim. Ne oldu başına? Ne olacak? Taşrı faresi yaptı. Deniz mi? Evet anneciğim, Deniz. Okulda beni itti. Ben de düşüp kafamı yere çarptım. İnanmıyorum. Doğru mu Özgür? Doğru söylüyor anne. Bahçede tartışıyorlardı. Pelin Deniz'e saldırdı. Deniz de kendini savunmak için Pelin'i itti. O da başını çarptı. Ana kız ne yapıyor bunlar ya?
Dikiş atıldı mı bakayım? Yok anneciğim. Dikişe gerek yokmuş. Yani ikisini de şu anda bir kaşık suda boğabilirim. Ailemizi dağıttıkları yetmiyormuş gibi bir de saldırmaya başladılar. Abla, Deniz abla seni dövdü mü? Kimsenin kimseyi dövdüğü yok Efe ya. Bilip bilmeden konuşma sen de. Pelin tamam. Beğendin mi yaptığını? Neyse artık. Olan olmuş. Benim sizinle konuşmak istediğim başka bir şey var çocuklar. Ailemdeki herkesin hayatı bu kadar fenayken benim iyi olmam ne garip değil mi? Ya öyle. Aslında genelde tam tersi olurdu. İyi ki varsın. İyi ki aramız düzeldi Banu. Çok özledim. Ben de seni. Vay vay vay. Bunu sen. Sen ne kadar güzel giyinmişsin böyle. Yok canım, ben her zaman gibi giyinmiştim. Yok, çok yakışıklı gözüküyorsun. Cesaret edemediklerini. Her şeyin gerçekleşebildiği o büyülü dünyanın anahtarıdır yalan. Sırlarımız, yaptığımız hataların örtüsüdür yalan.
söyleyeceklerimizi yalvarsak da bize bağışlamayan karanlık bir gerçektir yalan. Geriye sonsuz bir hiçliği sana hediye diye bırakan merhametli bir gecedir yalan. Evet anne, seni dinliyoruz. Bu son olaylar beni çok sarstı. Sizi, 20 yılı aşkın evliliğimi ve geride bıraktığım hayatı uzun uzun düşündüm. Ben bir karar aldım çocuklar. Ne kararı? Evet anneciğim, ne kararı? Babanızdan ayrılmaya karar verdim. Bu kararı almak benim için de çok zor oldu. Kalbimin ve mantığımın sesini dinledim. Başka çıkar yolu da bulamadım. Babamla ayrılıyor musunuz anne? Babam artık bizimle yaşamayacak mı? Evet canım. Baban artık bu evde yaşamayacak ama sen istediğin zaman görebilirsin. Hayır, göremeyeceğim. Siz ayrılınca yanında olmayacak. Ben babamı istiyorum. Sen babandan ayrılmıyorsun ki. Ne zaman istersen yanında olacak. Hayır, olmayacak. Siz ayrılınca yanımda olmayacak. Ben babamı istiyorum. Efe! Efe! Ablacığım! Kaynaşanın kaynaşanın, yeryüzünde oynaşanın, elek satan kör paşanın cümle alemin gözüne. Bismillah. Amanın amanın amanın! Ne oldu Şükrü Hanım? Ay yandın değil mi? Kız ne yanması? Görmüyor musun nasıl nazar varmış evinizde? Gördün mü Sunam? Ay anne yapma Allah aşkına. Yavrum öyle deme. Ay ben bir ferahladım ki. Oh! Hafiflersin tabii. Kuş gibi olursun. Anne sen de Şükran teyzeye uyuyorsun ya. Seni evlenince göreceğim ben. Ne alakası var? Kaynanana susturma büyüsü yaptıralım diye kapıma geldiğin zaman bugünleri hatırlatırım sana. Hem ben kutlu bir kadınım. Vallahi ahıma alma, hiç iyi olmaz. Aman Allah korusun. Genç bunlar, daha genç. İyi tamam, hadi bitti mi? Heh. Yok, daha bitmedi. Hissediyorum. Bu evde çok nazar var, çok. Ay nasıl yani? Yine mi yapacağız bunu? Ha, bak bu kurşunu 3 kere dökeceğiz. Sonra da üzerlik otu yakacağız içeride. Anam tamam, ne yapılması gerekiyorsa yap hadi. Bitsin çıksın gitsin şu nazar evimizden. Ne kadar zavallı görünüyorum değil mi? Hayır baba. Olur mu öyle şey? Asıl zavallı olan o. Ben ona aşık oldum oğlum. Ona güvendim. Al işte. Güvenmenin bedeli. Dünyanın en zavallı adamı. Sen zavallı değilsin. Sen sadece iyi kalplisin baba. Sadece iyi kalpli. İyilikten maraz doğar diye boşuna dememişler oğlum. Ama yok. O eski iyi niyetli Celal yok artık. Öldü. Baba, sakin olur musun? Artık sakin olmak yok oğlum. Saf olmak yok. Ben ne yapacağımı çok iyi biliyorum. Baba dur. Nereye gidiyorsun? Thank you.
Deniz. Siz Pelin'le kavga etmişsiniz. Sen Pelin'i itmişsin galiba, öyle mi? Evet, çünkü bana saldırdı. Bak Deniz'cim, şu aralar hepimizin sinirleri harap oldu ama bu süreci birbirimize anlayışlı davranarak geçirmek zorundayız. Anlayışlı davranmak. Bana yaşattıklarınızdan sonra benden nasıl anlayış bekliyorsunuz? Deniz, bu gerçeği kabul etmemiz gerekiyor. Pelin senin kardeşin. Pelin benim kardeşim falan değil. Nasıl bu kadar basit söylüyorsunuz bunu ya? Siz yapmadığınızı bırakmayacaksınız. Biz de kalkıp hiçbir şey olmamış gibi sarılacağız yani, öyle mi? Bak, bunun kolay kabul edilecek bir şey olmadığını biliyorum ama kader bizi... Kader mi? Bunun adı kader falan değil. Yalancılık. Hayatımızı mahvettiniz. Yazıklar olsun size. Ne yapıyorsun sen be? Bıraksana kıyafetlerimi! Ne gülüyorsun? Ay canım benim. Haline acıyorum senin. Sen kendini ne zannediyorsun ha? Celal artık bu evde seni barındırır mı zannediyorsun? Bana bak, sen çok oldun ama. Bana bak. Bana Berna derler güzelim. Evimi sana bırakacağımı mı sandın ha? Anne, ne oluyor burada? Celal. Beni bırakmayacağını biliyorum. Ya sen ne yüzsüz bir kadınsın. Topla eşyalarını, hemen çık evimizden. Celal, gel odamıza gidelim bak. Yalnızca 2 dakika, sana her şeyi anlatacağım. Celal, dinleme şu yılanı. Celal bak, yine sana yalan söyleyecek. Yapma Allah aşkına. Ya sen kessene sesini. Kocamla girmesene aramıza. Mert oğlum, bir şey söylesene babana. Baba susmasana, sen de bir şeyler söyle. Bu kadının yalanlarına inanmayacaksın değil mi bir daha? De, yeter! Susun. Ben ne yapacağıma karar verdim. Ya Banucuğum ya, canım ben hazırlanayım. Yemeği dışarıda yiyelim. Ha? Tamam hayatım. Elimizin ilk
değiştir canım. Hiç üzerini değiştirme. Bu akşam yemeği evde baş başa yiyelim. Kokar tabii yavrum, tanerelerden geliyor bu. Kokla. Şimdi siz şöyle az çekilin bakayım. Bismillahirrahmanirrahim. 60, 70 çıkmış, gitmiş. Atla kızın üstünde. Atlasana yavrum, 2-3 kere atla. Anlıyorsunuz beni değil mi? Aldığım bu kararı sizin onaylamanız benim için çok önemli. Ben bu kararına saygı duyuyorum anneciğim. Babamın bu ihaneti, üstüne üstlük bunca yıl bu gerçekleri bizden saklaması yenir yutulur değil. Ne desen ne yapsan haklısın. Bence de anneciğim. Sağ olun çocuklar. Sağ olun. Her zaman arkandayız anneciğim. Peki babamın bu kararından haberi var mı? Daha bir şey söylemedim. Sadece avukatımla konuştum ama o da herhalde biliyordur böyle olacağını. Ve eminim umursamayacaktır. Artık gider kızıyla o Meryem denen kadının evinde yaşar. Kendi etti, kendi buldu. Herkes layık olduğu yerde yaşasın bundan sonra. Tek bir endişem var. O da Efe'nin bu duruma nasıl alışacağı. Ben de hep bunu düşünüyorum anneciğim. Yani bu durumu kabullenmek en çok Efe için zor olacak. Demin bir de nasıl kaçtı odasına. Bu süreçte ikiniz de Efe'ye göz kulak olun. Onunla bol bol vakit geçirin. O da bir şekilde alışacaktır bu duruma. Elbette anneciğim. Sen merak etme. Zaten. Ay olduğu gibi ne demek ya? Hepsi çıksın gitsin evimizden. Devam edeceğiz, oturmak yok. Anne olmuştur tamam. Yok yok, daha olmadı. Bismillah. Anne aman dikkat anne ya. Kız evi yakacaksın. Çık dışarı. Aman anne ya. Anam yanıyor vallahi, yanıyor kız bu. Ay anneciğim yaksın ya. Kaç dışarı! Aa! Ya bağırtı mı çekiyor? Celal! Sus Diloş. Ben bütün hayatımı senin ayaklarının altına serdim. Hatta oğlumu bile görmezden geldim. Ama ya sen? Sen ne yaptın? Bunca zaman beni kandırdın. Celal, ben seni gerçekten sevdim. Hala yalan söylüyorsun. Gözümün içine baka baka yalan söylüyorsun. Baba dur. Yapma. Sen nasıl bilirsin? Bak. Bak beni ne hale getirdin. Allah kahretsin. Ceren, her şeyi senden göreceğim. Ben seni gerçekten sevdim. Evet, geçmişte çok hata yaptım. Ama hepsi geride kaldı. Ceren, sen beni değiştirdin. Rahat etmeyin.
Sen benim için meleğimi. Dur şuna. Kıyabilir misin? Deniz. Deniz kızım bak. Bana bir daha asla kızım demeyin. Sen kabul etsen de etmesen de benim kızımsın. Hayır. Siz benim sadece hocamsınız. Dünya yerinden oynasa bile size baba demeyeceğim. Siz de bana kızım demeyin. Affettin beni değil mi? Gözünün içine bak ve beni sevmediğini söyle. Hadi. Bak. Diyemiyorsun işte. Ben seni seviyorum. Sen de beni seviyorsun. Biz birbirimizden vazgeçemeyiz. Ben artık sana güvenemem. Eşyalarını topla ve bu evden git. Artık bu evde sana yer yok. Tamam baba. Hepsi geçti. Geçti. Oğlum. Benim canım oğlum. Kısacası bundan sonra biz bizeyiz. Hepimiz için hayırlı olur inşallah. Olur tabii, annelerin bir tanesi. Sen yeter ki üzülme. Birlikte daha ne günler geçireceğiz anneciğim. Merak etme sen. Böyle de çok mutlu olacağız. İyi ki varsınız. Sizi çok seviyorum. Biz de seni seviyoruz anneciğim. Sen de iyi ki varsın. Ya birazcık alakası olacak ama benim karnım çok acıktı. Hadi mutfağa gidelim. Tamam. Şeyler bizi buluyor. Yavrum kim bilir şu anda nerede? Abla sen bırakma kendini. Merak etme, Efe'yi bulacağız. O daha çok küçük Mustafa. Kim bilir ne geldi başına. Hadi oturalım şöyle hadi. Efe haklı. Ben bile kaldıramıyorum bu olanları. Küçücük çocuk ne yapsın? Ya Pelin tamam. Yaramıza tuz basmaktan başka bir işe yaramaz mısın sen? Doğruyu söylemek suç mu? Baba mı var başımızda? Hep onun yüzünden. Kuzen yeter ama ya. Halamın halini görüyorsun, biraz sakin ol. Bir tek sen kızgın değilsin babama, tamam mı? Hepimiz perişan haldeyiz bak. Bizim bu noktada birbirimize destek olmamız gerekiyor. Şimdi sus ve anneme yardımcı ol. Abin doğru söylüyor Pelin'cim. Şimdi sakin olmamız lazım. Şimdi her şeyden önemlisi Efe'nin bulunması. Artık babamı aramamız gerekiyor. Hiç kimse aranmayacak. Ama anne. Hayır dedim.
babacığım neredesin? Ne olur kurtar beni. Ne? Aa, nereye giden ki küçücük çocuk? Bilmiyoruz Banu. Kaçmış. Dün gece yarısı aradılar beni de. Sabahladık işte. Ay canım ya, çok üzüldüm. Keşke yapabileceğim bir şey olsa. Beklemekten başka çaremiz yok. Polise haber verdik zaten. Babamın adamları da arıyor. Ay tatlım ya. Ya eve dönmek istese de şimdi nasıl dönecek bu çocuk? Belki de kayboldu. Adam çantasının üstüne adres ve telefonların olduğu bir etiket yapıştırmış ama. Bravo valla. Ya eğitimli kadının hali başka oluyor işte. Öyle ama insan ya da korkuyor işte. Haklısın. Ya ben de geleyim diyeceğim ama kalabalık yapmak istemem. Tamam hayatım. Bir gelişme olursa arayacağım ben seni. Hoşça kal canım. Bay bay. Günaydın baba. Sana da günaydın oğlum. Gözlerinin altı niye şiş? Uyumadın mı? O kadın için bu kadar üzülmeye değer mi baba? Ah be oğlum. Ben asıl kendime kızıyorum. Bunca zaman nasıl göremedim? Dilşo o kadar aşıktın ki gözün başka bir şey görmüyordu. Bunca zaman sana Dilşo'nun gerçek yüzünü göstermeye çalıştım. Ama beni dinlemedin. Dilşo o kadar kaptırmıştın ki kendini. Ah benim salak kafam. Bunca zaman nasıl da göremedim. Nasıl da körmüşüm. Babacığım. Aşk işte. İnsanın gözünü bir anda kör ediveriyor. Ben asıl kendime kızıyorum biliyor musun Mert? Bunca zaman istemeden sana da çok zor günler yaşattım öyle değil mi? Üzülme baba. Bak. Hepsi geride kaldı. Sonunda Diloş'tan kurtulduk ha. Sana karşı öyle mahcubum ki. Bilmem ki beni affedebilecek misin? Baba, affetmek ne demek? Sen benim babamsın. Her zaman, her koşulda senin yanındayım. Benim aslan oğlum. Anlayışlı oğlum. Biliyor musun? Senin gibi bir oğlum olduğu için gurur duyuyorum. Ben de senin gibi bir babam olduğu için. Ben de daha yeni geldim kızım. Güya sürpriz yapacaktım.
senin gittiğini öğrenince kucaklamaya kayılıyorum Fatma. İyi ki gitmemişsin. Senin kokunu öyle özledim ki. Ben de kızım. Anne, bu bir rüya değil değil mi? Sen buradasın. Artık yanımdasın değil mi anne? Bundan sonra hep yanımda olacağım değil mi? Günaydın Mert. Günaydın tatlı canım. Ne yapıyorsun? Neredesin? Hiç. Öyle dolaşıyorum tek başıma. Dolaşıyor musun? Tek başına mı? Mehveş nerede? Aslında... Deniz, ne oldu? Mehveşlerden çıkmak zorunda kaldım. Niye? Halasıyla yeğenleri geldi dün. Birkaç hafta onlar da misafir olacaklarmış. Aslında kal diye çok ısrar ettiler ama... Ne bileyim, hem onlar hem ben yük olmak istemedim işte. Anladım canım. Hadi hemen bize gel. Ne yapabiliriz konuşalım. Yok, size gelmeyeyim şimdi. Şimdi Ceyli amca da iyi değil zaten. Sizi rahatsız etmek istemem. Sokaklarda öyle tek başına dolaşma ama. Hem ben babamla biraz önce konuştum. Dertleştik. Şimdi gayet iyi. Sevindim iyi olduğuna. Hadi ama ver o zaman bana. Hem ben seni çok özledim aşkım. Ya bilmem ki. Sen buraya gelemez misin? Canım, bu aralar babamı pek yalnız bırakmak istemiyorum. Hem sen gel buraya. Babam da seni gördüğünde çok mutlu olur. Peki öyleyse. Bana başka şans bırakmadın. Geliyorum. Pekala. Bekliyorum seni o zaman. Hadi bakalım Mert. İş başına. Valla bu böyle olmayacak. Benim babamı aramam gerekiyor. Ya hala niye ısrar ediyorsun? Annemi duydun. Kimse aranmayacak. Sana soran yok zaten. Bence Özgür haklı. Bahri'nin işte Efe'nin babası. Bilmeye hakkı var. Onun artık bu aileyle ilgili hiçbir şey bilmeye hakkı yok. Bahri seçimini çoktan yaptı. Yanımızda olmak isteseydi zaten burada olurdu. Al işte. Bu kadar insanın haksız olacak hali yok ya. Bir tek ben değilmişim yani. Vallahi hiç kusura bakmayın. Eğer Efe'ye bir şey olursa hiçbiriniz bu sorunun altından kalkamazsınız. Bırak şunu. Ya çekilsene. Ya ver dedim, aramayacaksın. Dur, sakin ol Pelin. Deli kuvveti var. Dur. Yeter artık. Çocuklar, anneniz ne kadar üzgün görmüyor musunuz? Babam arıyor. O telefon açılmayacak. Alo baba. Özgür. Ne oldu? Sesin bir tuhaf geliyor. Efe dün geceden beri kayıp baba. Biz de karakoldan geliyoruz. Bir türlü bulamadık. Ne diyorsun oğlum sen? Geliyorum hemen. Babam geliyor. Bravo. Gerçekten bravo. Ayın çok güzelmiş. Efendim? Ayın diyorum. Çok güzelmiş. Biliyor musun, küçükken benim de vardı bunlardan bir tane. Sen bu saatte dışarıda tek başına ne yapıyorsun bakayım? Kayıp mı oldun yoksa? Hiç de bile ben kaybolmadım. Tamam canım, kızma. Annen nerede bakayım senin?
evde. Yani sen tek başına böyle sokakta dolaşmaya çıktın, öyle mi? Evet, ben babama gidiyorum. Eğer istersen babanı bulmana yardımcı olabilirim. Gerçekten? Evet, tabii. Neden olmasın? Eğer benimle gelirsen babanı beraber bulabiliriz. Ne dersin? Yok, bu böyle olmayacak. Eğer bir şeyler yapmazsak kızımı sonsuza kadar kaybedebilirim. Efendim Meryem. Bahri, ben çıldırmak üzereyim. Hemen bir şeyler yapıp Deniz'e kendimizi affettirmemiz lazım. Şu anda bir şey yapabilecek durumda değilim benim. Efe dün geceden beri kayıp. Efe mi? Nasıl olur? Nereye gider küçücük çocuk? Bilmiyorum Meryem, bilmiyorum. Ben de şimdi eve gidiyorum, sonra konuşalım. Tamam, tamam. Umarım bir an önce bulursunuz. Bir gelişme olursa haber ver, tamam mı? Tamam, veririm. Hadi güle güle. Nerede bu cüzdan ya? Odada da yoktu. Of, tabii ya. Ozanlar da unuttum. Ya, Ozan da Pelin de. Saçmalama kızım ya. Her şeyin cüzdanı da senin. Melis seni ısıracak değil ya. Alıp çıkarsın işte. Vallahi şahane olmuş. Ben bakarım. Hoş geldin canım. Hoş bulduk. Gel içeri geç. Dur bakayım sana şöyle bir. Sen süzülmüş müsün? Anlaşılan Mehveş Hanım benim tatlıcı adıma pek iyi bakamamış. Aslında Mehveş de annesi de çok ilgilendi benimle, sağ olsunlar. Onu bunu bilmem. Senin iyice yanakların çökmüş. Şimdi sen benimle mutfağa geliyorsun ve bir Mert Demirhan makarnası nasıl yapılır görüyorsun. Kulağa çok hoş geliyor. Buyurun. Midene de hoş gelecek. Sosunu da kendim hazırladım bu arada. Sen geç otur canım. Ben de geliyorum şimdi. Deniz. Kızım hoş geldin. Hoş bulduk Celal amca. Kusura bakmayın. Size de böyle rahatsızlık veriyorum ama... Aa, aşk olsun kızım. Ne demek rahatsızlık? Olur mu öyle şey? Vallahi iddia ediyorum parmaklarınızı yiyeceksiniz. Evet, makarnamız da hazır. Başlayabiliriz. Çok iyisiniz Celal amca, teşekkür ederim. Ama ben sizin yalnız kalmak istediğinizi düşünmüştüm. Aman kızım, yalnız kalmak isteyen kim? Biz senin gelmenden çok mutlu oluyoruz. Deniz, aslında biz babamla konuştuk bu konuyu. Acaba diyoruz, sen burada mı kalsan? Hayır, olmaz. Size daha fazla rahatsızlık vermek istemiyorum. Unut şu rahatsızlık kelimesini. Hem kalacak başka bir yerim mi var? Aslına bakarsan benim için bir mahsuru yok. Hatta
Burada kalmandan çok mutlu oluruz. Ne oldu Efe? Dün geceden beri kayıp bulamıyoruz. Polise haber verdiniz mi? Bravo İkbal. Kendi derdine düştün, bir çocuğa sahip olamadın. Hey. Kendine gel. Sen nasıl konuşuyorsun ablamla öyle? Mustafa bırak. Sen hem ailenin yanında durma, ondan sonra gel babalık tasla. O işler öyle olmuyor Bahri Bey. Efe senin yüzünden evden gitti. Şimdi gelmiş bir de anneme hesap mı soruyorsun? Ben seni Efe'nin babasısın. Bunları bil diye çağırdım. Hesap sor diye değil. Senin artık bu ailede yerin yok. O yüzden haddini bil. Hadi o zaman bir an önce bulalım babamı. Aa, dur bakalım çocuk. Daha tanışmadık bile. Benim adım Efe. Memnun oldum Efe'cim. Benim adım da İbo. Tanıştığımıza göre söyle bakalım, bir numara görmek ister misin? Olur. Öyleyse... Aa, nasıl yaptım? Söylemem, meslek sırrı. Ya lütfen. Tamam, söyleyeceğim. Ama önce sen söyle bakalım. Aç mısın? Bu kadar yürümeye senin şimdi uykun da gelmiştir. Hem de çok uykum geldi. Tamam. Bak o zaman harika bir planım var. Seni çok güzel bir yere götüreceğim. Ama annem bana yabancılarla bir yere gitme der. Aa, aşk olsun Efe. Az önce tanıştık ya. Hem... ben artık senin abin sayılırım. Göreceksin bak. Çok eğleneceğiz. Celal, ben nasıl olduğunu merak ettim. İyi yaptın Berna. Ama nasıl olayım işte. Kendime kızıp duruyorum. Boş ver. Zararın neresinden dönersen kârdır. Üzülme artık. Kurtuldun bak o kızdan. Vallahi ben de aynısını söyledim. O kadın için üzülmeye değmez baba. Müsaadenizle. Ne istiyorsun? Deniz. Biliyorum beni görmek istemiyorsun ama... ben seni çok özledim yavrum. Ben seni özlemedim. Deniz. Kızım hasretine dayanamıyorum. Ne olur dön evine. Şaka yapıyorsun herhalde. Sen beni çoktan kaybettin. Deniz, yalvarıyorum sana dön. Dönmüyorum, dönmeyeceğim de artık. Arama beni, istemiyorum. Deniz! Deniz, bu böyle olmaz. Bundan sonra burada kalacaksın. Hayır Mert, burada kalamam. Her gün İkbal Hanım'la Pelin'le karşılaşmak istemiyorum. Her an bu gerilimle yaşayamam. Ben de seni yalnız bırakamam. Mert doğru söylüyor kızım. Burada bizimle kalman daha doğru olur. Olmaz Celal amca. Ben burada kalamam. Bir dakika ya, siz ne tartışıyorsunuz ki? Deniz'ciğim bak, bende kalabilirsin. Bunu bütün samimiyetimle söylüyorum. Hayır Berna teyze. Ben size de kalamam. Neden kalamayacakmışsın canım benim? Şu anda ne durumda olduğunu en iyi ben bilirim. İzin ver de sana yardımcı olayım. Olmaz Berna teyze. Ben size rahatsızlık veremem. Ne rahatsızlığı canım benim? Başımın üstünde yerim var.
Annem doğru söylüyor. Efe kaybolmuş. Ya evet, öyleymiş. Bütün gece aramışlar. Yazık. Sen ne yaptın? Dün gece eğlendin mi? İşte. Sizde nasıl durumlar? Bütün gece evdeymişsiniz galiba. Ya öyleydik. Neyse ben bir şu cüzdanıma bakayım. Aa, tabii tabii. Geç lütfen. Evet anne. Zeliha teyzedeyim. Burada kalıyorum artık. Görüyor musun şu olanları? Ne umdun ne buldun. Her şey bitti işte. Ne bitmesi anne? Dur bakalım, daha bir şeyin bittiği yok. Öyle diyorsun ama... Neyse... Zeliha teyzen nasıl? İlgilen mutlaka kadınla. Sana o kadar evini açtı. İlgilenirim, merak etme. Evinde kalıyorum sonuçta. Yapacağım artık bir şeyler. İyi iyi, ihmal etme. Sen ne yapacaksın peki? Ne zaman dönüyorsun? Ne dönmesi? Ben dönmeyi falan planlamıyorum ki. Dönmeyip de tek başına oralarda ne yapacaksın kızım? Mert'le Bernadette'nin o kadından yaptıklarının hesabını soracağım. Onlar hayatı zindan etmeden dönmeye niyetim yok. Deniz'ciğim, kalacak mısın benimle? Anne, çok iyi fikir ya. Teşekkürler. Bilmiyorum ki. Bak, böylece İkbal ve Pelin'le karşılaşma endişesinden de kurtulmuş olursun. Hadi Deniz. Peki, öyle olsun. İşte bu. Beni çok sevindirdin. İnan benim de içim çok rahatladı. Affedersiniz. Bahri? Alo Celal. Ne oldu Bahri? Ya sorma başımıza geleni. Sorma Celal'cığım. Hayrola Bahri, kötü bir şey mi var yoksa? Ya bizim oğlan Efe dün geceden beri kayıp. Ne? Kayıp mı? Evet. Benim de şimdi haberim oldu. Yani daha doğrusu yeni haber verdiler. Ben de koştum geldim. Bahri, polise falan haber verseydiniz bari. Vermiş vermiş. İkbal vermiş. Celal. Ya senin bir komiser arkadaşın vardı. Onu bir arasan mı acaba? Tamam Bahri, tamam. Tabii haber veririm. Hatta ben gidip onunla yüz yüze konuşayım. Sonra da size gelirim, tamam mı? Tamam kardeşim. Tamam, sağ ol, sağ ol. Hadi görüşürüz. Baba, ne olduğunu söyler misin? Kim kayıp? Efe. Dün geceden beri kayıpmış. Aa, küçücük çocuk nereye gider ki? Bilmiyorum Berna, bilmiyorum. Herkes Bahriler'de toplanmış. Ben Komiser Nevzat'a haber vereceğim. Ondan sonra da Bahriler'e geçeceğim, tamam mı? Dur dur, ben de seninle geliyorum. Ben de geliyorum. Deniz? Kızım emin misin? Bak herkes orada toplanmış diyorum. Evet eminim Celal amca. Ne olursa olsun o benim kardeşim. Deniz abla kalk. Deniz abla. Günaydın Efe'cim. Günaydın. Hadi Şiko seni kahvaltıya bekliyor, hadi. Tamam, sen git, ben hemen geliyorum. Benim dileğim gerçek oldu. Deniz ablam yanımda işte. Canım benim, ben hep yanındayım. Efe'cim, mumları üfle de pastanı keselim. Ben Deniz ablamla birlikte üfleyeceğim. Hadi ama Efe, senin doğum günün bu. Bana ne ya, ben Deniz ablamla üfleyeceğim. Vah yavrum vah, nasıl özlemiş Deniz ablasını. Tamam peki, o zaman birlikte üfleyelim. Hadi. Bir, iki, üç. Deniz? Efendim?
Kızım ne oldu, daldın gittin? Bir an Efe'yi düşündüm Celal amca. Anladım kızım, anladım. Hadi, hadi hemen çıkalım. Ben de buraları toplayayım. Ah Celal, beni de haberdar edin. Tamam Berna. Hadi çocuklar, hadi çıkalım. İşte buldum. Cüzdanımı da bulduğuma göre ben artık kaçayım. Sen bilirsin ama oturabilirsin. Yani bence bir sakıncası yok. Yok. Çıksam daha iyi. Banu. Biz arkadaşız değil mi? Yani buna daha kendimiz bile inanmıyorken insanları nasıl inandıracağız? Haklısın. Zaten son zamanlarda çok dikkat çekiyoruz. Yani? Bir 5 dakika oturayım bari. Ben kendime kahve hazırlayacaktım. Sen de hazırlayayım mı? İçer misin? Yok, kahve değil de çay olabilir aslında. Kahve cildi yaşlandırıyormuş da. Aman canım sen de. Senin cildin yaşlanmaz ki bir kere, mükemmel. Ben kendime kahve koyayım, sana da çay koyayım. Gel bakalım Efe. Bak, burası da benim evim. Ben seninle gelmek istemiyorum. Ben babama gideceğim. Aa, olur mu öyle şey Efe? Hani beraber yemek yiyecektik? Ya ben seninle gelmeyeceğim dedim ya, bırak. Gel. Bak, kes sesini yoksa senin kafanı kırarım, anladın mı? Yürü şimdi, yürü. Lan yürü! Gel buraya! Hiçbir ecdan! Buraya! Kes sesini, kes! Bırak, seni gideceğim! Ya bırak, ben babamı istiyorum! Lütfen bırak! Ver şu ellerini, ver! Ya bırak dedim ya! Bıraksana! Sus diyorum sana, kes zırlamayı! Ya ne olur bırak, ben babama gideceğim! Bırak! Ya bırak! Ya merak etme, baban sana gelecek. Bakalım kimin nesiymişsin sen? Demek baban doktor ha? Sen şimdi zengin çocuğusundur. Bakalım ne kadar para edeceksin Efe? Ailenin sana ne kadar değer verdiğini birazdan anlayacağız. Deniz?
Ne işin var senin burada? Pelin, lütfen. Sen hala ne yüzle geliyorsun bu eve ya? Pelin, bir dursana ya, dur! Ne duracağım ya? Bu kızın bu eve gelmesi normalde benim yaptıklarım mı anormal? Bırak! Derhal çık git buradan. Kusura bakmayın, hiçbir yere gitmiyorum. Nasıl ya? Burada senin yüzünden savaş çıkacak, görmüyor musun? Bu kız buradan hemen gidecek. Bu kadar da geniş olunmaz artık. İstediğinizi söyleyin. Efe'nin kardeşim olduğunu bilmeden önce de o benim kardeşimdi zaten. Bu yüzden Efe kayıpken elim kolum bağlı duramam. Deniz. Kızım. Ne münasebet. Efe senin kardeşin falan değil. Efe'nin bir ablası bir de abisi var. Daha fazlasına gerek yok. Yok, bu böyle olmayacak. Ben en iyisi Fatma Hanım'a gideyim. Tek başıma çıldıracağım yoksa. Ne var, beni zırlıyorsun yine? Sakın bağırayım deme. Yoksa o güzelim babacığını bir daha göremezsin, anladın mı? Konuş şimdi, ne oldu? Amca ne olur beni babama götür. Merak etme. Babacığın zaten senin için gelecek buraya. Yalan söylüyorsun. Sus! Kırmayayım şimdi kafanı. Çocuk için eşek yüküyle para dökerler şimdi. İyi balık yakaladın Beybo. Helal sana. Denizciğim. İstersen gidebiliriz. Hayır Mert, gitmeyeceğim. Ben buraya böyle olacağını bilerek geldim. Ne demek gitmiyorum be? Tabii ki gideceksin. Kovmadan gitmez o. Benim sinirlerim daha da bozmaya gelmiş. Elbette bunun için gelmedim İkbal Hanım. Efe benim de kardeşim. Sen ne utanmaz şeysin ya. Efe senin kardeşin falan değil. Pelin, kardeşi. Efe, Deniz'in kardeşi. Ve bunu artık hepiniz kabul etseniz çok iyi olacak. Mert, sana inanamıyor. Pelin. Deniz'in burada olmaya hakkı var. Bu hak hukuk meselesi falan değil. Ben Efe'yi çok seviyorum. Ve o yüzden çok endişeliyim. Bütün bu yaşananlar karşısında kendini en çaresiz hisseden o. O daha çok küçük. Git evinden sev Efe'yi. Seni burada istemiyorum. Böyle duygu sömürüsü yaparak bu aileye sızamazsın kızım. Burada kimse Bahri'nin bir gecelik sefasının sonucuna katlanmak zorunda değil. Bir gecelik sefası mı? Denizciğim. Mustafa. Sözlerine dikkat et. Dikkat etmezsem ne olur enişte? Dayı, lütfen. Ben oğlumu istiyorum. Oğlum, bulun bana. Thank you.
vallahi bana fenalıklar geldi. Ay, ben böyle sabahtan akşama kadar sana bakamam ki. Sana bir bakıcı bulalım biz. Ben de meraklıyım sanki senin suratını çekmeye. Lanet kadın. Öylece bakıyorsun. Bari bir iki laf edebilsen. Ay vallahi sıkıldım. Ne bekliyorum ki? Sanki konuşabilecek. Oh Dilhoş. Sen bu hallere düşecek kadın mıydın? Ve bu Mert'le nasıl yüzünden? Ha, bak aklıma ne geldi. Hani sana bahsettim ya geçen gün. Ortalık karıştı, Deniz evden kaçtı diye. Ay kız hala eve dönmemiş biliyor musun? Geçen gün sabahın köründe bize geldi. Ne oldu? Dedikoduyu duyunca gözlerim parladı birden. Neyse. Annesi bir türlü ikna edememiş kızı eve dönmesi için. Perişanmış kadın. Bahri desen daha kötü durumda. İkbal hayatta affetmez onu. Beter olsunlar. Ay vallahi sıkıldım ha. Ben sana bakıcı aramaya çıkıyorum. Komşuya da haber bırakırım. Arada bir gelir bakar sana. Hadi görüşürüz. Çayımı da içtiğime göre ben artık kalkayım. Sen misin? Şunları mutfağa götüreyim de. Ha, lütfen Banu bırak ben hallederim. Yok yok. Banucuğum bırakır mısın? Ya. Oh. Ay. Melih çok özür dilerim ya. Tamam tamam tamam. Önemsiz bir şey canım. Problem değil. Kızı gönder yoksa ben göndereceğim. Bana bak Mustafa, canımı sıkıyorsun artık. Şimdi ağzımdan maksadını aşan sözler çıkacak. Çoluğun çocuğun önünde rezil olacağız. Sus artık, tamam mı? Susmaya niyetim yok benim. Efe'nin sokaklarda olmasının sebebi sensin. Baba biraz sakin olur musun? Allah Allah. Sakin falan olamayız. Bu kızın evimden gitmesini istiyorum. Ben buraya sizi daha fazla üzmeye gelmedim. Belki bir faydam olur diye geldim. Senin yardımına ihtiyacımız yok. Yeter ya. Efe hala bulunamadı, siz kavga ediyorsunuz. Özgür haklı. Bizim acilen bir şeyler yapmamız gerekiyor. Şu anda en önemli şey Efe'nin bulunması. Evet Özgür. Dağılalım. Herkes Efe'nin gidebileceği yerlere baksın. Hadi o zaman. Burada durduğumuz kabahat. İnşallah çabucak ayağa kalkarsın. Umudunu kaybetme, tamam mı? Kalkacağım merak etmeyin. Mehmet'imin intikamını hepinizden alacağım. Benim de pek keyfim yok bu aralar. Deniz'le aramız bozuldu. Ne yapacağım ben Fatma Hanım? Deniz benden nefret ediyor. Kızım yüzümü bile görmek istemiyor. Seni bu halde gördüm ya, artık ölsem de gam yemem. İnşallah daha beter olursunuz. Onun bir kere daha anne dediğini duymak için neler vermezdi. Söyleyin bana, insan hiç annesine küser mi? Hadi hemen çıkalım. İlk önce evin çevresine bakalım. Belki bir gören olmuştur. Gidebileceği parklara bakalım. Baba, biz çıkıyoruz. Oğlum, biz polislere haber verdik zaten. Bizim çocuklar da arıyor. Merak etmeyin, yakında bulunur. Ben burada böyle elim kolum bağlı oturmayacağım. Hatta bence gruplara ayrılalım. Böylece herkes nereye bakacağını bilsin. İyi fikir.
Sadece bitirmeye karar verdiğimiz için böyle değil mi? Evet. Yani yasak tarafı çekiyor bence bizi. Ama soğumuştuk birbirimizden. Gerçekten bitmişti. Ne kadar tehlikeli olduğunu, Ozan'ın ailesini, hepsini konuştuk Melih. Belki de bize cazip gelen bu tehlike. Yani her şey normal olsaydı birbirimize bakmayacaktık bile. Evet öyle. Sonuçta biz birbirimize benziyoruz. Birbirimizi kandırmayalım Banu. Sen burada olduğun sürece ben bunu yapamayacağım. Lütfen git artık. Lütfen. Haklısın. Sen çıkmasaydın keşke. Yok Mustafa, Özgür haklı. Böyle oturup bekleyemem, ben de geleceğim. Ben Özgür ve Ozan'la gideceğim değil mi? Evet kuzen. Dayı sen annemle, Mert'le de Deniz arayacaklar. Tamamdır, hadi gidelim. Efendim? Doktor Bahri Atabay. Buyurun benim. Oğlunuz benim yanımda. Ne? Efe sizin yanınızda mı? Siz kimsiniz? Neredesiniz? Bulmuşlar mı Efe'yi? İyi miymiş? Şşt, dinle. Siz kimsiniz dedim. Filmlerde fidye izlenir benim gibilere. Ne diyorsun sen ya? Bulmuşlar mı? Neredeymiş? Bana bak. Çabuk oğlumu telefona ver. Oğlumun sesini duymak istiyorum. Şerefsiz herif. Telefona ver onu. Bahri ne oluyor? Söylesene. Efe'yi kaçırmışlar. Fidye istiyorlar. Polisi de bu işe karıştırma dedi, telefon kapattı. Aman Allah'ım. Baba ne diyorsun sen? Olamaz. Olamaz.